ve finansal destek bulma imkanı sunmak ve çalışan işçilerin tehlikeye maruz kaldığı metan ve karbonmonoksit gazlarına karşı sensör bulduk. Bu sensörler aslında madende sürekli uzman kişiler tarafından yapılmakta fakat biz her işçide, madenin her noktasında çalışan her işçide bunu bulundurarak tehlikeli ortamdan işçilerimizi olabildiğince kısa sürede uzaklaştırmak. Amacımız yer altında çalışan daha çok da yer altında kömür madenlerinde çalışanlarda metan ve karbonmonoksitten zehirlenmeleri önlemek. Çünkü çok tehlikeli iki gazdan bahsediyoruz. Bu iki gaz boğucu ve çok hızlı patlayıcı bir özelliğe sahip iki gaz. Amacımız bunu tüm maden işletmelerine yayabilmek ve bütün işçilerin sağlığını koruyabilmek. Şöyle ki bence bu sensör olsaydı olabilirdi. Belki de daha erken fark edilebilirdi bazı şeylerin. Fakat şu an işleyişe geçti ve bundan sonraki maden kazalarını önlemek adına güzel bir girişimcilik projesi olduğunu düşünüyorum. Ve bu projede biliyorsunuz ki biz öğrenciyiz. Bu projeyi de devamına getirmek istiyoruz. Teknokent ve COSCEP sayesinde gelecek maddi ve manevi bir şekilde biz bunları üretime geçirip madencilere ön ayak olarak sağlayacağız. Evet, bizim bu malzememiz X-Pro malzemeden yapılmış bir malzemedir. Dışarı elektrik arc kaynağı vermez. İçinde pilimiz olduğu için yani metan gazıyla oluşursa patlama, gürültü patlaması oluşabilir. Burada bir karbonmonoksit gazımız var. Karbonmonoksit gazını algıladığında kırmızı ışık yanar. Burada bir metan gazımız var. Metan gazı algıladığında ise sarı ışık yanar ve o anda oralar iyileştirme çabaları yapılır. Aşamada yurt dışında işte 250 euro gibi bir... Bu yön gösterme aşamasında şimdi maden işletmelerinde yer altında sensörler belirli noktalarda vardır ama her noktada sensör yoktur. Yani işçinin yer altında çalışmış olduğu her noktada, çalışanın her yanında bu şekilde sensör yoktur. Bu gibi durumlarda bu sensör kullanılacak. Bu sensör karbonmonoksit ve metan gazına duyarlı. İşte 50 ppm monoksit ya da %1 metanı gördüğü anda direkt olarak sinyal verecek. Kafasına bareti takan kişiye, çalışana sinyal verecek. Bunun sayesinde de bu kişi orada başta daha ölçüm yapılmadan o tehlikeli bölgeyi terk ederek emniyet mühendislerine haber verecek. Öğrencilerimizin projesi bu şekilde. İş güvenliği bölümü öğrencilerim bunları geliştirirler. Yine mekatronik bölümü öğrencilerim de bunların tasarımını ve çizimleri artı tasarımları artı birleştirmelerini yaptılar. Öğrencimin bahsetmiş olduğu gibi yaklaşık olarak bir tane gaz ölçüm cihazının fiyatı yaklaşık 200-250 euro civarında. Ama ve her noktada maalesef işçilerin eline veremiyoruz biz bunları. Sadece emniyet mühendisleri bunu kullanıyor. Ama bu gaz tespit bareti vasıtasıyla öğrencilerimiz bunu yaklaşık 200-250 lira civarında bir tanesine düşürdüler. Tabii bu sürümden biraz daha fazlalaştırıldığında üretimden dolayı biraz daha aşağıya doğru düşecektir fiyatı. Ama tabii proje öğrencilerimin projesi. Ben sadece onlara yön gösterdim. Bu taraftayız.